Sevgili YouTube ve sevgili Twitch, hepinize yine bir çizim yayınından selamlar. Başlamadan önce hemen şöyle ikinci telefonum diyebileceğim. Tozdan gözükmüyor ekranı. Onu açalım. Ne habersiniz? Yine dışarıda birileri vutu tutu diye geziyor. İnşallah bu çizimi bir gün bitireceğiz. Vay Draft, selamlar. Hoş geldin. Sonunda teşrif ettin yayınlara. Nerelerdesin lan sen? Yok uykum düzenim bozuldu. Yok başlatma şimdi uyku düzeninden. Lütfen hocam yani. Olmuyor böyle. Ya uyku saatim ya bırak bu işleri ya. Ne uyku saati ya. Sen genç adamsın. Ne uyku saati falan diyor. Ne alakaysa. Neyse. Şu açıyı birazcık şöyle yapacağım bu sefer. İnşallah telefonum düşmez. Heh. Buradan sanki daha iyi gözüküyor. Her neyse. Ne yaptın lan? Nasıl gidiyor hayat? Yayınlarıma katılmadan daha mutlu musun? Yayınlarımı kaçırmak nasıl bir duygu reis? Sabah 7'de uyuyorum, 13 gibi uyanıyorum, 20 gibi tekrar uyuyorum. Allah seni kahretmesin. Şey, yaz modu on gerçekten. Sabaha kadar Netflix mi izliyorum? Dizi film times. Bugün birazcık yüze gireceğim. Disney Plus. Oy, hemen geçilmiş ha. Reis. Disney Plus diyorsun. Ne izliyorsun lan? Disney Plus'ta. Eski çizgi filmleri falan izliyorum. Vay. Obi-Wan Kenobi'ye başladın mı? Star Wars seviyor musun? Hesap vereyim mi sana? Yok kanka be. Gerek yok. Ben korsan izlemeyi tercih ederim. Gerek yok kankam. Sohbet ederken şuralara ufak tefek dokunuşlar atalım. Yok ya sevmiyorum ben. Ben de bir ara Star Wars'a başlayacaktım. Şeyden dolayı, Mandalorian'dan dolayı. Ama henüz başlamadım. Bakalım ne yapacağız. Aslında başlamak lazım ya. Yani çok köklü bir seri çünkü aynı Marvel gibi. Bir de daha eski yani. Birçok şeyden eski. Başlamak lazım nezaketen. Seveceğimi düşünüyorum. Şimdilik şurayı şöyle bir boyayalım. Tamam, burayı böyle yaptık. İnşallah yüzünü batırmayız ya. Yüzünü direkt böyle boyayacağım sanırım. Şuralarını birazcık temizleyeceğim. İnşallah seversin. Ben ısınamıyorum. Eskiden izlediğim şeyleri 1000 kere izlemek daha zevkli. Yani tercih meselesi tabii. Bugün de Morbius'u izleyecektim. Bu Marvel'ın yeni çıkardığı vampir karakter. Şey yani filmini yeni çıkardı. Normalde eski bir karakter çünkü. Valla ne bileyim yorumlar çok kötü falan. Zaten tam da düşmemiş internete. O yüzden izlemekten vazgeçtim. Ya benim ayağım ne kadar uğursuz. Hiç gelen giden yok. Ben de tam onu düşünüyordum biliyor musun? Sen yokken şey böyle 5-6 izleyici falan vardı. Yani sen gelince bir azalma oldu. İnanılmaz. Evet, Spider-Man abinin düşmanıydı. Doğru. Galiba bir izleyici daha geldi. Hemen büyük konuşmayalım reis. Belki ayağın uğurlu gelir sonradan. Şöyle şuraları bir silelim. Ne bileyim ama merak ediyorum ya. Ne kadar kötü olursa olsun yani.
karakteri nasıl işlediklerini merak ediyorum. Ben oynarken çünkü Morbius bayağı güçlü bir karakterdi. Hangi oyunda şimdi hatırlamıyorum da. Güçlü karakterdi yani. Ben yüze şu şekilde girmek istiyorum. Dur, önce birkaç detaya bakacağım. Ulan keşke 03 çalışsaydı ne? 03 uçlarımı getirseydim. Ben de çizgi filmlerden biliyorum. Kan hastalığına tedavi verirken mi? Ablaya kayıyordu. Sonra kendisini de deniyordu tedavi. Olabilir. Ben çok hikayesini bilmiyorum açıkçası. Sadece karakterin güçlü olduğunu biliyorum. O kadar. Sonuçta adam vampir gibi bir şey. Şöyle. Şunları daha belirgin yapalım ki boyarken sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Bayağı bir siyah aslında buraları falan. Şöyle. Ben toptan burayı ilk önce bir turkuazımsı mavi yapacağım. Ondan sonra siyah atacağım üstüne. Ama bunu guajla yapmak istiyorum. Bu kötü karakterleri kahraman olarak sıfırdan hikayenin anlatma olayı da yeni çıktı. Önce Venom, sonra Morbius. Yani bence okey bu arada. Çünkü Venom filmi çok iyiydi. Yani güzel iş yaparlarsa benim için okey. Ha, ama batıracaklarsa. Ya bu arada şahsen Spider-Man'in kaçıncı filmi? İki yok. Üçüncü filminde miydi? İkide miydi? Hatırlamıyorum da. Direkt mesela Mysterious nasıl okunuyor bilmiyorum. Mysterious galiba. Direkt o gelince saçmalıyor. Kim bu adam diyorsun. Hani bence önemli karakterlerin hayat hikayesinin anlatılması iyi. Bu arada Venom da kötü karakter değil. Onu da şimdi baştan söyleyelim. Venom anti hero yani. Sonuçta Tom Hardy Reis'in bir şekilde hayatını kurtarıyor. O yüzden kötü karakter diyemeyiz. Üçte miydi? Aynen işte. Bence işlenmesi gayet doğru karar. Mysterious da hiç sevmiyorum bu arada. Yani. Spider-Man oyununda da sevmezdim. Çok rezil bir düşmandı. Çok güçlüydü çünkü. Ama asıl gücünü öğrendikten sonra hiç sevmemeye başladım. Çünkü herifin bir gücü yok yani. Adam bomboş bir şey. Gözlerinde bir problem var ya bu kadının. Benim favorim Venom. Tabii ki de Venom. Venom şey ya ben ezelden beri seviyorum. Hatta hibrit var. Şey böyle birkaç tane simbiyotun birleşimi falan. Çok iyi yani. Umarım Venom'un bir sonraki filmlerinde hibriti görürüz. Şeyi falan çok görmek istiyorum. Scream falan var. Carnage'le Venom'un birleşiminden işte Toxic falan var. Belki onları da işlerler ama görmek isterim yani bayağı iyi. Ben bu gözü niye böyle bırakmışım ya? Bu olmamış. Evet, şimdi de çizemiyorum. Harika. Aynen Anti-Venom var. Doğru. Anti-Venom çok iyi. Anti-Venom'un güçlerini bilmiyorum da Spider-Man çizgi filminde sanırım denk gelmiştim. Bayağı iyi yani. Ama görünüş olarak bayağı heybetli böyle. Şey gibi Vision gibi bir karaktermişçesine. Çizgi film ve çizgi romanlarda Gwen ablanın da simbiyotik hali vardı. Kanka vardır illaki. Hatta ben Gwen'i çizerken şeye atmıştım. Paslanmaz çelik sayfasında. İlla vardır Gwen'in simbiyot hali. Simbiyot hali bütün şeylerin simbiyot hali var. Deadpool'un falan da var. Deadpool'un her hali var zaten. Deadpool adamdır. Onun da yakında filmi çıkacak. Tam tarih belirtilmedi ama
Kesinlikle gideceğim. İnşallah başımıza bir iş gelmezse tabii. Gitmek isterim. Deadpool seviyoruz ya, şakasız. Bu gözler oldu mu sence? O kadar çok kararttım ki farklıymış gibi duruyor. Birazcık şöyle alalım. Göz bebeğinde biraz problem var. Şimdi onu düzelteceğim. Yuvarlak durmuyor da oval duruyor böyle. Aynen, şöyle yaparsam düzelmiş olur. Şu da çok karanlık. Bunu da hemen düzeltelim. Tamam. Bence okey şu an. Ne diyorsun? Çizgi romanlar sağ olsun aklımıza gelebilecek bütün senaryoları yazıyorlar. Yani bu yaratıcılık film sektörüne aktarıldığı sürece benim için bir problem yok. Gayet güzel. Yani film izlemenin tadını arttıran şeyler bunlar. Bu arada saç dipleri daha koyu olması lazım. Şöyle ufak bir dokunuş atacağım buralara. Çok dokunmamışım yani hiç. O yüzden bir dikkatimi çekti. Sol gözü biraz yamulmuş gibi. Sol gözü biraz yamulmuş gibi. Sol gözü biraz yamulmuş gibi bakayım. Bir de şöyle tutsam nasıl olur? Şuradan bak bakayım. Şu ışığı da tekrar bir aç kapa yap. Nasıl duruyor? Hala yamuk mu? Ben cidden göremiyorum şu an. Sanırım göz bebeği biraz sağdakine göre büyük mü olmuş? Ben şu an öyle bir fark gördüm. Emin olmamakla beraber. Sanki. Ne diyorsun kanks? Şöyle yapsam. Soldaki gözü sağdakine göre küçük mü olmalı gibi mi? Yok lan, hepsi eşit. Yok, küçük olmayacak ya. O gölgeden dolayı küçükmüş gibi gözüküyor ama benim şu an gördüğüm fotoğrafta eşitler bence. Yani. Bence eşit bunlar. Bence böyle iyi ya. Yani inşallah batırmam resmen. Şu ana kadar çünkü çok güzel saçları falan. İnşallah batmayız. He, anladım. O zaman başlayalım bakalım. İyi, daha ne olsun demiş. Hadi bakalım. Bismillah. Şimdi şurada tamam, biraz suyumuz var. Bize mavi lazım. Boyalar burada mıydı? Boyalar fener tutacağının içinde. Fener tutacağı neyse. Şimdi ben şuradan size boya çek yapayım. Bunları önce dökmem lazım. Maşallah. Amma boya var. Hop. Işığı hemen böyle geri getirelim. Saçları mükemmel. Yani mükemmele yakın. Mütevazilik. Şimdi güzel maviler lazım bize. Siyah lazım mı? Siyah lazım mı? Siyah lazım değil ya. Boş ver siyah. Bak. Bir bu maviye bak, bir bu maviye bak. Şimdi bu ne abi?
Ben bu turkuazı elde etmek için hafif yeşil de kullanmam gerekiyor galiba. Aslında direkt burada turkuazımsı bir renk de var. Neyse deneyeceğiz hepsini bakalım. Başka mavi var mı? Yok galiba. Tamam. Şöyle şunları bir deneyelim. O zaman. Ne yalan söyleyeyim. Başlarken böyle olacağını düşünmüyordum. Yeşil, beyaz, mavi. Beyazım birazcık az ama bakacağız. Şunu şöyle biraz çekmem lazım. Şunu da bir alayım şimdilik. Çünkü üzerine boya moya gelir, mahvederiz. Şimdi şuraya ben ağzımla açmayı deniyorum. Beyaz çok çok az. Bakacağız şimdi. Şöyle bir yeşil tonu var. Bu yeşil güzelmiş bu arada. Şunlar aynı renk zaten. Bunu atıyorum. Ha, hepsi donmuş bunların. Açılmıyor ağızları. Üf. En sinir olduğum şey. Çok az bundan. Bu arada resme başlarken ben de böyle olacağını düşünmüyordum. Ama uğraştık, başardık. Yani tam başarmış sayılmam da. Birazcık boya yemiş olabilirim. İğrenç. Neyse. Hayır. Kurumamış olsun. Bu ne ya? Oğlum ben bunların ağzını sıkıca kapatıyorum. Nasıl kuruyor lan bunlar? Neyse az bir şey çıktı. Tamam. Ay, hiç uğraşamayacağım şu an şunu. Şunu açalım. Bu da koyu lacivert gibi bir şey galiba. Ay iyi. Bu da donmuş. Lanet olsun. Oğlum resmen ucu donmuş bunun. Şurada. Şunu açabilirim herhalde. Bakayım. Eh, açtım sayılır. Tamam. Oy. Birkaç bir şey döktüm şimdilik buraya. Beyaz da şurada var. İhtiyacım olursa kullanırım. Şimdi bana bundan lazım. Bunda da hafif pembelik var zaten. Şimdi çok az bundan. Çok az şundan. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kim neyse. Şöyle bir renk. Yakın mı? Birazcık daha mavi mi? Sanki. Sanki. Ne diyorsun? Bence okey ya bu. Çok az yeşil mi yoksa? Yeşil atınca koyu oldu. Çok az mavi mi? Sırf ben geldim diye kimse gelmiyor kesin. Kanka öyle düşünme ya, boş ver. Şimdi bir buraya bakalım. Bir de şuraya bakalım. Sanki çok az daha mavi mi? Bence bu ton iyi ya. Ben bu tonu sevdim. Bunu kullanırız, tamam. Ben bunu o zaman aldım önüme. Hop, buraya çizimimizi getirdim. Bence beyaza falan gerek yok. Beyazı zaten sonra kullanacağız. Az kalsın duvarı boyuyordum bu arada. Öyle bir şey tutuşu yok. Neyse. Evet, şimdi dikkatçi boyamamı yapıyorum. Ya ben bunu nereye koyacağım? Her yeri dağıtmışım ya. Fırçayı da ağzımda tutuyorum bu arada. Evet, harikayım. Başlayalım bakalım. Önce ben komplesini böyle boyama taraftarıyım. Şöyle dokunuş.
Daha sonra üzerine siyah atarız bence. Aynen, fena olmadı, yakın yani. Güzel. Tamam. Şimdi şey böyle çok aşırı absürt duruyor. Ama tamamen boyadığımızda güzel olacak. Yalnız bunun kuruması lazım. Evet. 2 adımlık boyama şeyi için bir ton boya harcadım burada. Yani neyse. Paletin üstüne durabilir. Ya palet dediğim de plastik tabak. Her neyse. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. O sırada da sohbet edebiliriz. Ya da ben suratını boyamaya başlayabilirim. Strauss, bu arada Thor'un son çıkan filmine gittin mi? Öyle bir soru yönelteyim. Burada yayın açalı kaç dakika olmuş? 21. Güzel. Şu açıyı biraz değiştirelim. Bunu da böyle alayım. Birazcık ışıkla oynayalım. Drafts uyuyor mu lan yine? Soru sordu. Aa, pili bitti lan. Ana. Yine kapanacak. Ah lan, pili bitti. Vay be. Kanka, yayına geldin, şeyin pili bitti ya. Ah lan. Ratchet hala burada. Ben bu oyuncağı çok seviyorum ya. Çok tatlı. Böyle de kullanabiliyorum. Neyse. Alakaysa şimdi. Şuraya geri koyayım. Işığım bitti. Bunun pili hangi şeyden acaba? Böyle ışıksız da çok kötü duruyor ya. Ne diyorsun kanka? Şurasındaki ne? Ben gibi saçma sapan. Bu ne abi? Neyle boyanmış orası? Neyse. Yok, ben gelirim, yayın gider. Yayın gitti mi lan şu an? Aman. Aman diyelim. Ha, ışık kaynağı olarak ne kullanabilirim şu an? Ben de görmüyorum çünkü doğru dürüst. Neyse, böyle yapacağız. Acaba telefonun flaşını açsam yayın gider mi? Kesin gider. Neyse, hiç dokunmayayım. Evet, bakayım kurumuş mu? Kurumuş. Sıkıntı yok. Bu boya dökülüyor elimden. Oh. Tamam. Bence başladığımız yerden önce gözlerden başlayalım. Çünkü işin en zor kısmı orası. Ya şu çizgileri çok vermek istiyorum da onu bununla mı yapsam, yoksa siyahla şöyle ufak ufak dokundursam mı? Şunu iyice açabilirsem yapabilirim. Bu arada yayın var mı şu an? Bende var gözüküyor ama umarım gitmemiştir. Ha, tamam. Konuşsana oğlum o zaman varsa. Beni ne tribe sokuyorsun burada? Ama her an gidebilir. Öyle deme. Ucunu sivri yaptım bunun. Normalde benim burada... Ha, buradaymış lan. Tamam, maket bıçağım var. Onunla da sivriltebilirim. Konuşuyorum, gelmedi mi yazdıklarım? Kanka, şey yok, ben gelirim yayın gider yazmışsın. Onlar gelmedi. Yok, ben varım ve kesin meteor falan düşer. Böyle bir şey yazdıysan gelmedi. Şu an geldi. Tamam, şimdi.
Nasıl girsem bilemedim. Bok etmek istemiyorum. Ama şöyle yapacağım. Önce şunu da bir çizeyim. Şimdi şuralar drop olabilir. Şuralar siyah olacak. Şöyle. Hatta şöyle falan. Tabii siz hiçbir şey görmüyorsunuz. Işık yok. Şöyle anlık ışık verebiliyorum. Şöyle çizdim. Hemen kapatayım. Şimdi burada da böyle olacak. Şöyle falan. Tamam. Şurası açık olacak yani. Peki. Oy, hadi bakalım başlayalım. Önce bununla değil, yumuşak kalem yok mu ya? Şunun ucunu açayım biraz. Bu ne oğlum, bu açılmıyor. Senin hayat nasıl gidiyor demiş. Benim hayat şu anlık yani stabil. Sabah kalkınca spor yapıyorum. Ondan sonra bir şeyler izliyorum. Sonra akşam basketbol oynamaya çıkıyorum. Sonra öğlen basket oynamadan önce bir yayın açıyorum. Oyun yayını ya da çizim. Sonra akşam bir daha yayın açıyorum falan filan. Rutin işler. Şey yapmayı düşünüyorum ya. Acaba Karabük vlogu mu çeksem? Çünkü daha önce Karabük'le ilgili pek bir şey çekmedim. Ne dersin? Vloglar sarıyor. Ben de çekerken keyif alıyorum. Ya bunun ucu da boyamıyor ya. Allah kahretsin. Bu ne lan? Aa, bunun ucu oynuyor. Ya bunun içi çürümüş ya. Bu ne? Oy, bir vloğun patlar ile olduğunu bilmediğimiz yeri tanımış oluruz. Ya aslında evet, bayağı bir uğraşıp bir şeyler çekmek istiyorum da. Şöyle araba olmadan çok gösterebileceğim bir yer yok. Çünkü Karabük'te bir yer yok. Ama aslında bunu kullanarak da bir şeyler gösterebilirim. Ya bilmiyorum, birazcık hayal gücüme bağlı. Bakacağız. Evet. Ay, senin uç gibi şimdi. Az kaldı sinirleneceğim bak. Az kaldı. Şu an kalemin azizliğine uğradı. Otobüse bin çek işte. Kanka otobüse bin çek, tamam da. Hani gideceğim, 5 dakikalık bir video çıkacak o yüzden. Ya da parodi tarzı. Yani dalga geçerek bir şeyler çekebilirim. Bilmiyorum. Bakacağım ya. Bunu dediğim gibi hayal gücüme bırakıyorum. Ya bu kalemle boyuyorum. Bunun da ucu çok sert olduğu için şey yapıyor. Nasıl yapsam ya? Bilemedim. Şunu az daha açayım. Kör oldum ya. Yemin ediyorum kör oldum. Işık niye gitti? Çok her şeye tilt oldum şu an. Çok kalın oldu işte, ucu kalın olduğu için. Senin doğum günün ne zaman? Ne yapacaksın kardeşim? Çok kalın oldu bu ya. Bir şey de doğru gitsin ha. Bunu böyle üstünden boyasam tekrar. Bok etmem inşallah. Lanet olsun, tamam.
Daha mı iyi oldu lan böyle? Neyse. İstediğim gibi olmadı burası ya. Üf. Of. Kanka doğum günümü falan sal ya. Boş ver, ne yapacaksın doğum günümü? Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Bu göz sanki daha güzel oldu gibi. Gerçi öteki de fena değil. İyi öyle olsun mu? Ağlama lan. Yok harbiden sevmiyorum. Ya arkadaşlarımın da çoğu benden zorla öğreniyor. Senlik bir durum yok yani. Ben cidden sevmediğim işler. O yüzden tatava yapma burada. Şu göz iyi oldu ha. Ama bu ne oldu ya bu? Tamam onu halledeceğiz. Dur şimdi. Şunu birazcık daha yukarı çıkaracağım. Burası tamam. Bununla daha oynamayacağım. Şunu kurutayım. Tamam kurumuş. Ya gene ışık gitti. Sokacağım şimdi. Kanka harbiden doğum günümü öğrenip ne yapacaksın? Merak ettim yani. Geçti zaten onun doğum günü. Bir kez daha lazımsın açıl. Pes etme. Ah lan gidip duruyor. Merak. Fazla merak. Sıkıntı. Şu an tek ihtiyacım olan şey bir ışık kaynağı. Of ya. Bunu böyle yapsam boyuyor mu acaba? Yok, boyamıyor. Geç. Gözleri fena oldu. Kanka oldu da çok bulanık gözüküyor. Siz göremiyorsunuz ki. Şuna bak ya. Böyle yapınca çok güzel. Ama kısa bir süreliğine görebiliyorsunuz. Çok saçma her şey şu an. Aa. Şuraya birkaç çizgi ekleyeyim bari. Hazır açmışken şunu. Şöyle falan yaparız. Tamam, çok dokunmayacağım gözlerine çünkü hakikaten görmüyorum. Bunu sabah devam etsem daha iyi olacak. Gerçekten göremiyorum yani. Çok saçma. Gözlerinin şurasını al, aslında şey yapsam. Şurası full siyah zaten. Ne kadar batırabilirim? Şöyle. Şartlar buna el veriyor gerçekten. Tamam. Şurada da böyle bir çizgi gibi bir şey var. Onu da ekleyelim. Böyle bir makyaj çizgisi gibi bir şey. Ne oldu hakkında bir fikrim yok. Buraya kahverengi yapacağım bu arada. Öylesine birazcık boyadım. Niye boyadıysam. En son gözlere son dokunuş yapacağız. Onu da söyleyeyim. Şeyle beyaz kalemle.
Şimdi böyle hani soluk duruyor. Daha onu canlandırmamız lazım. Harbiden güneş ışığında mı devam etsem bunu ya? Vallahi yanlış boyamak istemiyorum. Rezillik gerçekten. Aynen. Scarlett ablanın hep gözü parlar. Aynen öyle. Tamam, buralar kahverengi falan olacak. Şurası siyah. Şöyle. Gözünün burası siyah. Tamam. Kaşlarını da direkt boyayabilirim. Şurada da yine birkaç çizgi var. Şöyle şeyler. Şurası siyah. Hem de bayağı siyah. Orayı sonra detaylandırırım. Şu anlık öylesine boyadım. Şu an ne kadar oldu? 37 dakika. Bu arada gözler ortaya çıktıkça benzemeye başladı. Ben hikayeyi buna attığımda bir tane arkadaşım Scarlett olduğunu bildi. Benim için yeterli yani. Ama evet, gözler kalbin aynasıdır falan diye böyle bir giriş yapıyorum. Ne alakası? Şurası yalnız problemli olmuş ya. Şurada daha fazla saç olması lazım. Hafif Scarlett abla kellik başlamış şu bölgede. Neyse, orayı sonra toplarız. Yani birazcık daha şuradan alırsam. Zaten oralar siyah olduğu için aslında hemen toparlayabilirim. Problem olacağını zannetmiyorum. Şöyle. Şimdi bir de. Ya Scarlett ablayı Scarlett yapan çok gözleri mi tartışılır şimdi. Yani konuşacağımız çok yer var. O yüzden bilemedim. Tamam, şimdi daha iyi oldu. Şöyle dursun. Yok reis, yazmana gerek yok. Ayıp olur. Dostum, ben şimdilik ablanın dudakları orijinal mi? Ya kanka, birazcık şimdi şu fotoğrafa baktığımızda makyaj olduğu için. Makyajda da sonuçta o da bir sanat yani. Ben burada çizerken birçok şeyi değiştirebiliyorsam makyajda da değiştirebiliriz. Orijinal bir değil mi? Bir şey diyemeyeceğim.
Niye böyle detaylı bir yorum yaptım bilmiyorum. Ne alakaysa. Şey diyordum. Şimdi ışık olmadığı için ben buna sabah devam edeceğim. Kötü hamle yapmak istemiyorum. Şunu da son kez görün diye son ışığı kullanacağım. Oy, ışık da parlayınca iş gözler. Fena oldu ha. Dudakları lens olabilir. Yani dediğim gibi yarın sabah bunu şey yaparız öğlen falan. Böyle tutunca çok kötü duruyor. Şöyle tutayım. Öf, görüntüye bak. O yüzden geldiğin için teşekkür ederim Drafts. Bir dahaki yayına gelmediğin takdirde muhtemelen 5 izleyici falan gelecek. Emin olduk artık buna yani. Yarın devam ederim buna. Katıldığın için ve yorum yaptığın için teşekkür ederim. Aynı zamanda sevgili YouTube, sizlerden de yorumları bekliyorum. Öğlen olduğuna emin miyiz? Yani öğlen, sabah, ışık olduğu bir vakit diyelim. Kendine çeki düzen ver Drafts. Başlatma şimdi senin uyku düzeninden. Neyse ben kapatıyorum yayını. Herkese iyi geceler.